Bak hanımım mı? Bıktılar benden bir tane. Bıktılar. Fizik alanın dışında var mı bir şeyler? Var tabii ki. Fizik alanın dışında bir kere tabii ki en önemli şey insanın böyle konsantrik eş merkezi daireler. En önemli daire ailesi. Ondan sonra sevdiğin insanın, toplumun. Dolayısıyla burada Türkiye'nin her köşesine gidiyoruz. Ailemle çok vakit geçiriyorum. Ama ailemle gelip vakit geçirmek de onları böyle bir kendi düzenine sokmak ki şimdi adam 950 yaşına geldi büyük oğlan. Kendi hayatını sürdürür. Ama insanın çocukları her devrede insana bir güç, bir mutluluk katan bir şey. Bana gürültüde çalışmasını öğretti Selim. İlk işi oydu. Sadece akarken benim şeylerim üzerine geldiler. Dolayısıyla onun dışında da ama dediğim gibi insan ya çok çalışacak ya çok eğlenecek. Biz acayip değiliz. Bizim belki aranızda da vardır ama bizim evimizde televizyon yoktur. Çünkü televizyon aile hayatını öldürüyor. Radyo gibi hep açık. Ama çok sinemaya gideriz. Benim web sayfama girerseniz orada son gördüğüm tiyatrolar, filmler en aşağı haftada 2-3 kere. Çünkü Kadıköy'de çok tiyatro var. Diller gibi tiyatro var her köşe başında. Sinemaya da çok gideriz. Her türlü filme. Dolayısıyla çok da kitap okurum. Bu halka açık dersleri vermem. Edebiyat ve kadın hakları vesaire dersini vermem. Bir bakıma kendime o kitapları okuyup suçu hissetmemek için. Bir başka şeyde gezmeyi çok severiz. Anadolu'da gezmeyi çok severiz. Şimdi yeni bir tür derse başladık. Edebiyat veya sosyal bilim dersi değil. Şimdi verdiğim dersin ismi Kayseri 2. Dinamo Ünlem. Kayseri Dinamo dersini veriyoruz. Bu 14 hafta boyunca. Ama Kayseri'nin güzel camileri, kültürü falan değil. Kayseri'de çarklar nasıl? 1800'lerden beri. Siyaset nasıl? Belediye nasıl? Eğitim nasıl? Sağlık nasıl? Nüfus hareketleri nasıl? Spor nasıl? Bunları inceliyoruz. Bunu 30 kişi aldı. Ve de Ocak'ta 30 kişi birden Kayseri'ye gidip orada bir de yerinde inceleme yapacağız. Bu böyle dinamolara başladık. Gelecek dönem Eskişehir Dinamo olacak. Ondan sonra gelecek yüz döneminde de Trabzon of Rize Dinamolar dersi olacak. Sonra da Gaziantep Dinamo olacak. Yani böyle şeyler yaratıyor insan. Ve bu gibi şeyleri severim. Öğrencilerimle beraber olmak, sizlerle olmak. Bir sorumda fizikçi olarak sizin babanın olduğunu söylemeyi unuttum. Benim yani şu gösterdiğim bir tekrar gitmeyin. Renormalizasyon gibi verdim. Şunu yapıyoruz ya şurada. Bunu yaparken doğru yaptığımıza inanıyoruz. Fakat böyle kesin yaklaşıklar olmayan, babam her şey kesindi. Hiçbir yaklaşıklık yapmazdı, hiçbir hata yapmazdı. Kesindi ama çok az iş yapardı. Çok az şey ispat edebilirdi. Çünkü her şeyde kesin, A'dan B'ye kesin gitmelisin. A'dan B'ye yaklaşık olarak gitmeyi öğrenirsen çok yer kat edebilirsin. Çok bunu doğru yaparsan, içgüdülerini kullanarak yaparsan, içgüdüsel dediğimiz değil mi? Hata yapmıyorsun, yapsan da düzeltiyorsun. Dolayısıyla mesela bu gibi dönüşümleri ben dersimde bütün bir tam sayılar neler için ispat ediyorum. Neler için ispat ettikten sonra n'nin tam sayı olmadığı zaman da kullanıveriyorum. Matematikçiler buna deli oluyor. Ama sen bunu tam sayılar için ispat ettin diyor. Kullanıyorum, işliyor diyor. Veya başka bir şeye böyle başka bir istatistik mekanik dersinde bir teoremi n'nin büyük çift tam sayı olduğuna yani her n'ler için bir şey ispat ettim. Ama çift sayı olması lazım bunların, büyük olması lazım. Buna yine matematikçiler deli oldu. Ondan sonra bütün neler için geçerli bu herhalde dedim. Öyle devam ettik. Ama matematikçiler yine deli oldu buna. Sen bunu tam sayı, çift sayılar için ispat ettin diye. Ama şöyle düşünürseniz tek sayılar yaklaşık olarak çift sayıdır. Sayı çok yüksek değil mi? Çok küçük bir hata yapıyorsun. Dolayısıyla bütün büyük sayılar aslında çift sayıdır. Aynı zamanda bütün büyük sayılar tek sayıdır. Dolayısıyla matematiği kullanıyorum. Matematiği biraz for kullanıyorum. Yani bazı çocukların böyle bir bisikleti vardı. Bisikleti devamlı yağlar, temizler, gıcır gıcırdı. Üzerinde tekerleklerde bir çamur yoktur. Frenlerde bir çamur yoktur. Bazı çocuklarda bisikletlerden çamura da dayar. Her şeyde bisikletini çok sever. Ben ikinci türdenim matematikle. Amacım nedir? En birincisi bu bir felsefeye de giriyor. En birincisi bundan zevk alıyorum. Ama neden zevk alıyorum? Yani öğrencilerden zevk çalışmaktan, öğrenciler bizden daha iyi. Her nesil öteki nesilden daha iyi.
Yani en sinir olduğum insanlar benim kendi neslimde. Ah işte yeni nesil hiçbir şey bilmiyorlar, şunu yapmasını bilmiyorlar. Ona sinir oluyorum. Vücudumdaki bütün atomlar öldürdü. Yeni nesil bizden çok daha iyi, biz analarımızdan, babalarımızdan çok daha iyi. Bu böyle olması lazım. Çünkü benden öğrendiler, benim bilgimi de aldılar. Her nesil daha iyi ve bize çok ilham veriyorlar. Yani biz gençlerle çalışarak, mesela rektörlüğe hazırlanırken bütün ailemi bırakmadım. Bütün mesleki şeyleri bıraktım. Rektörlüğe hazırlanıyorum. Mart'ta bana rektör olacaksın demişler 2009'da. Ağustos'ta rektör olacağım. Yine lise yaz okulunda ders verdim. Çünkü gençlerden çok enerji, çok ilham alıyoruz burada. Ve de ayrıca da bence insanları ölçmenin birçok yolu var. Bunu da unuttum söylemeyi, ilk söylediniz. Yani kaç tane makale yazdın, kaç tane konferansa davet edildi. Ama bir eğitimci için bir şeyler ölçmelisin. Kendinden daha iyi kaç tane öğrenci yetiştirdin. Bu tek ölçüt budur bir eğitimci için. Ben hem doktora öğrencilerimden hem lisans öğrencilerimden kendimden daha iyi olmuş veya olacak çok öğrenci yetiştirdim. Biz burada çok hırslıyım. Yani Fransa'daki çocuğu 10 kere daha anlatır burada. Ulu matematik artı fena şeyler söylüyor galiba o zaman. Bir daha çağırmayacaklar. Ahmet Çoban, Müşir Altta, Ersin Süreler, Esra Açınar, Dedes Mertem Akyol, Giren Başa Küstü, Alı Kader Bulut, Birik Mert Oskay, Üçlü Erces Karakaya, Seda Sarıkaya, İlhamur Bali ve Zehra Kesenar bu organizasyonun burada var olmasını sağladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bir alkışlayacağım. Peşindeyi beraber kurduğumuz Canozan Oğuz bugün Türkiye'de değil, daha doğrusu bu dönem Türkiye'de değil. Ona da teşekkür ediyorum. Özgür Hocam yine matematik peşinde en başından beri Çapakhan Lisesi'ne olan öğretmeni öğrenciyle beraber kurdu. Ona da teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sizden birkaç... Ben de bir şey ilave edeyim. Demin söylediğim gibi hakikaten ben hukuku ve felsefeyi matematiğin bir alt dalı olarak görüyorum. Aslında bu da çok önemli bir şey tabii. Çok önemli bir şey. Evet, sorunuz varsa alabilirim. Hep beraber sormayın. Merhaba. Her şey için teşekkür ederim. Ben şunu sormak istiyorum. Robert Koleji, MIT ve Illinois Üniversitesi gibi kurumlarda biliyorsunuz İngilizce işliyor her şey. Günümüzde de aslında birçok üniversite de böyle işliyor. İngilizce öğrenmede zorluk yaşadınız mı? Ve bununla nasıl başa çıktınız? Biz gençlere burada sıkıntı çekenler de olabilir. İngilizce öğrenme sürecinde verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Var, zorluk tabii çektim. Yani şöyle bakımdan, Robert Koleji'ye girdiğimde böyle İngiliz lisesinden gelenler vardı, çok iddialı çocuklar vardı. İngilizceleri mükemmeldi. Benim konuşma İngilizcem berbattı, yoktu hiçbir şey. Ama tabii ki Hırslıydım, Fransız çocuğu hatırladım, çalıştım bir tepeye çıkmak için. Ayrıca da özgüvenim vardı. Yani burada ağzımı açtım da pas yine püs dedim de millet gülmeye başladı diye, belki o sırada kızardım biraz ama kendimi kaybetmedim. Yani şöyle bir şey var, hep çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Bitkin hale gelince çalışmaya devam etmek lazım. Çünkü beynimiz, bu başka bir konuşma, beynimiz bize bir kere beynimiz en çok enerji kullanan, bu bilimsel konuşuyor. Beynimiz en çok enerji kullanan organımız ve devamlı bizi kazıklamaya çalışıyor çalışmamak için. Yani mesela size beyniniz, şimdi bunu yarın yaparsan, dinlenmiş olsun, daha iyi yaparsın dediğinde o bir tuzak. Hemen yapmak lazım, dinlememek lazım. Dolayısıyla ah benden alay ediyorlar, İngilizcem iyi değil, ben de bunu yapamadım, kahrolsun İngilizce demek yanlış bir şey. Üzerine gitmen lazım. Ayrıca ben Türkçe ders vermeyi de çok seviyorum, İngilizce de ders veriyorum. İngilizce dersleri hatta birçok şehirlerde, şu anda başta öyle değildir, başta Amerika'ya gittiğimde de ağzımdan çıkanı millet anlamıyordu. Robert Koleji birincisiyim. Şimdi daha iyilerdi Robert Koleji'den. Söylediklerini ben o kadar anlamıyordum. Bütün arkadaşlarım ilk sene oradaki yabancı arkadaşlardı ama zamanla öğrendim. Hatta şimdi herhangi bir konferans, herhangi bir yerde Amerikalılardan İngilizlerden daha iyi konuşabilirim istersen İngilizceyi. Ama Türkçe de konuşuyorum. İstersen Turkish, English, very good, very good da konuşabilirim. Beni hiç utanmam. Dolayısıyla insanlara kendi sahalarında gol atmayı öğrenmek lazım. Bu da bir müsabaka. Şimdi ama pratik olarak sorarsanız bir dil öğrenmek, matematik öğrenmek
bilmem türev almayı öğrenmek, entegral almayı öğrenmek gibi değil. Bildiği beynini başka şekilde, yani tamamen işin içine dalacaksın. Hem derslere gideceksin ama aynı zamanda film seyredeceksin altyazısız. Aynı zamanda sevsen de sevmesen de İngilizce pop müziği dinleyeceksin devamlı kullanmak için diye. Ben öyle yaptım. Yani total gireceksin için içine ama benim için 3-4 yıl der bak bir İngilizcem var yine birinci oluyordu. Millet de alay da ediyordu. Ama şimdi İngilizcem ve birçok Amerika'dan daha iyi olabilir. Yani ama şanslıyız. Bu mendebur değil. Çok basit bir dil. Yani aramızda Fransızca okumuş insan var mı? Var. Ne kadar kazık bir dildir değil mi? 8000 tane irregular fiilleri var. Hepsinin 24 tane tanesi var. Sarı bir defter var, kitap vardı. Ezberlerdin onları. Berbat bir dildir. Grameri her şey. İngilizce'de ne desen geçiyor. I can mi dedin, I may mi dedi kimse takmıyor. Yani Fransızcadan sonra İngilizce öğrenmek müthiş kolay bir şey. Şanslıyız, dil bu. İkincisi de bunu kişiselleştirmemek lazım. 500 yıl önce Akdeniz'de herkes Türkçe bilmeliydi. Yapamazsın bilmiyorsan. 1000 yıl önce Anadolu'da, Akdeniz'de herkes Rumca bilmeliydi. 2000 yıl önce herkes Latince bilmeliydi. 100 sene sonra herkes Çince bilmek mecburiyette kalacak. Bu böyle. Kişiselleştirmemek lazım. Tabii ki ana dilimizi biliyoruz. Çok da seviyoruz. Herhalde Türkçe ders vermeyi tercih ediyorum ben ama İngilizce de veriyorum dolayı. Dolayısıyla bunu yapmak lazım. Bir böyle bir oyun haline getirip ilerlemek lazım. Olmadan olmaz. Yani herkes bunu konuşuyor. Yani gidiyorsun Almanlar Almanca konuşacağına Fransızca konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Fransızlar İngilizce konuşuyor. Herkes İngilizce konuşmayı tercih ediyor. Ve tamam basit bir de gitmek lazım. Başka sorunuz var mı? Buyurun. Çok iyi bir akademik geçmişiniz var hani babanızdan olsun. Harvard. Böyle bir geçmiş olmayan bir insanla fizik okuyabilir misiniz? Yani ne olur? Yani çok iyi bir geçmiş. Böyle okullara gittim ama Saint Joseph'te çakmanın kenarında gezen bir çocuktum. Ve de yani bir şekilde oralarda oldum ama ben mesela lise yaz okulu diye bir şeyimiz var. Lise yaz okuluna 1000 öğrenci geliyor bizim. Bu verdiğim derslerden bir tanesi benim artırmış mekanik dersi. Onu 250 kişi alıyor. Mekanik, kuantum mekaniği 150 kişi alıyor. Ve burada her liseden öğrenci geliyor. Yalnız bu elit lise ne demekse artık, yani çok iyi tanıyorum. Bütün liselerden, bütün Türkiye İstanbul çapında öğrenciler geliyor. Ve burada mesela Egemen Tunca bir elit liseden geldi diyemem şu anda benden makale yazıp sınıf birinci şu anda 9. sınıfta. Dolayısıyla bu lise değil kendi kafanın içinde. Tabii kendi kafanın için lise şey yapıyor. Ama ne istediğini bilmelisin, ne eğlenmeyi de bilmelisin ama sonuçta yani fizikçi olmak istersen 4 işlem var değil mi? Çarpma, çıkarma, bölme, toplama. Bunların hiçbirisi atla deve değil. Ama bunları deliler gibi yapmalısın. Yapmalısın. Niye? O zaman motive olmalısın. Demek ki asıl bunun numarası motive kalabilmek. Bizim görevimiz de yani çarpma çıkarmak ve toplamayı öğretmek değil, öğrencileri motive etmek. Öğrencileri motive etmek için de öğretmenler motive kalması lazım. Dolayısıyla hakikaten motivasyon her şey. Mutsuzluğun neyse gidereceksin. Peşine gideceksin, bu hırsı olacaksın. Ayıp değil. Herkes hırsız ama saklamak mecburiyetinde. Dolayısıyla dediğim gibi hiçbir şey atla deve değil. Yani balerin olup parmağın ucunda dans etmeye edecek değil. Bir şey de başaracaksın. Olmazsa tekrar deneyeceksin. Benim görüşüm bu. Yani ben olağanüstü akıllı bir insan olduğumu zannetmiyorum. Zaten ben hepimizin bu da iyi beyin biliminden göre. Hepimizin hardware'i beynimiz aynı. Bunu ben yıllarca söyledim konuşmalarımda. Rektörken Sabancı Aziz Sancar'ı davet ettim. Nobel ödülü bilim insanımızı. Konuşmasında o da aynı şeyi söyledi. Biz konuşmamış. Herkesin beyni aynıdır. Önemli olan onu nasıl kullanıyorsun? Kendini motive ediyor musun? Motive değilsen, mutsuzsan bunun bir sebebi var. Bunu ayıklaman lazım. Birisine konuşman lazım. Tek başına da bir köşe yapamazsın. Özüne sadık olmasın. Benim görüşüm bu. Öğrencilerime de bunu hep söylüyorum. Oğullarıma da bunu söyledim. Evet, buyurun. Hocam, şimdi ben liseye geri geçtim. Bir tane. Yani şöyle bir şey, buna şey diyebilirsem, yani fizik grup halinde yapılan bir şey. Çok yalnız bir şey oturup bir kitap okumak tek başına. İnsan bir yandan sonra sıkılır. Bence bir, yani bizim lise yaz okulumuza gelmelisin mesela. Veya başka üniversitelerin lise yaz okullarına gitmelisin. Veya staj yapmalısın, grup halinde çalışmalısın. Bana kalsa
derslerinde çok iyi olmalısın, birinci olmalısın, derslerine çalışmalısın. Bunun ötesinde dersin dışında oturup şu fizik kitabını okuyayım, ben bunu tavsiye etmem. Yapanlar da var. Ben kendimi çapalım. Gayet bu bana not kazandıracaksa o kitabı okudum, birinci oldum. Bu bana not kazandırmayacaksa zevkine gidip bir kitap okumadım. Zevkine sinemaya gittim, roman okudum. Tarihi eserler okudum. Ama herkes değişik yapar. Ama mesela bizim lise yaz okullarımız, siz geldiniz, kolay şeyler değil, değil mi? Ama öyle, kuantum mu aldın sen? Hepsini aldım. Kuantum arttırılmış mekaniği, Mandelbrot. Yani orada itiriyoruz öğrencilerimizi tabii ki. Ama aynı zamanda da eğlenmek lazım, seyahat etmek lazım, sinema etmek lazım. Ama bence doğru bir şey değil, böyle odana kapanıp devamlı bir şey okumak. Bir cemiyet halinde çalışıyoruz, grup halinde çalışıyoruz. Bizim lise yaz okulumuza yapıyoruz onu, değil mi? Başka sorumuz var mı? Buyurun. Öncelikle merhaba. Her şey için teşekkür ediyorum. Bir şey soracaktım ben. Lisede ve üniversitede ortalama günde kaç saat çalışıyor dersler? Çok çalışıyordum. İşte deliler gibi çalışabiliyordum. Her iki oğlum da onu yapıyoruz, özellikle küçük olan. Ben 30 sabahlayabiliyordum istediğim zaman. Ama çok da eğleniyordum. Çok çalışıp uzun süre, ondan sonra çok eğlendiğim seyahate çıktığım zamanlar oluyordu. Dolayısıyla yani oturup bir gecede bir oturuşta 5 saat çalışmak yabancı değildi ben. Böyle. Yani zaten bu hiç çok çalışmakla oluyor. Yoksa bir değişiklik yok kimseye. Evet. Türkiye'de fizik için çok üniversiteler var. Birazdan sayabilirim. Yurt dışında bunu, bu bana sorulan bir soru. Şunu da şöyle verebilirim artık. Şimdi bu bana sorulan bir soru. Kendim başta gitmek istemiyordum. Gittim 4 sene kaldım. Ondan sonra 32 sene kaldım. Amerika, diyelim ki fizikçi olmak istediniz. Ama bu elektrik mühendisi için de geçerli. Kimyager için de geçerli. Bilgisayar mühendisi için de geçerli. Siz Amerika'daki ilk 17 okula girebilirseniz o zaman gitmeniz lazım. Müthiş bir altyapıları var. Müthiş hocalar var. Bir de oraya gelen öğrencilerden müthiş. İlk 17 okula girebilirseniz gitmeniz lazım. 18. okula girerseniz 17-18 öyle kaptım yani 18 veya 20. 18. okula giderseniz eğitim sebebiyle gitmiyorsunuz. Çünkü 18. okula eşdeğer Türkiye'de okullardır. Yani bir kent var. Bizim fizik bölümümüz yok. Onun için çekinmeden söyleyebilirim. Fizik derslerimiz var. Mühendislere destek için. Bu karışık şey. Bilkent çok iyi bir okul. ODTÜ var. Sabancı Üniversitesi yok orada fizik bölümü. Koç Üniversitesi var. Boğaziçi var. İTÜ var. Arada bir şeyler. Hacettepe var. Bunlar çok iyi fizik bölümleri var. Dolayısıyla Amerika'daki 18. okullar buradan eşdeğer veya bir eğitim alacaksınız. Bir de Amerika'da çok pahalı her şey. Yani burs almadan gidemezsin, kimse gidemez. Kimse Avrupa derslerinin değil. Ama dert değil, burada çok iyi bir fizik eğitim görürsünüz. Ama yine uluslararası olacaksınız. Yani bir kere takip edeceksiniz, konferanslara gideceksiniz yurt dışında. Yurt dışında konferanslarda konuşma vereceksiniz. Yurt dışında yaz okullarına gideceksiniz. Staj yapmaya kalkacaksınız. Devamlı yurt dışını bir burada kalsanız da gideceksiniz. Ondan sonra kendi bireyinizin gücüyle, orada parayı onlar veriyor size, yurt dışına fizikçi olmak için, doktor için gitmeniz lazım. Yüksek lisansı kimse takmıyor artık, önemli bir yol, yapamayanlara teselli mükafatı. Doktor için yurt dışına kabul almanız lazım, orada parasını oralara veriyor. Yani şu anda MIT'de takriben 4000 kadar lisans öğrencisi var. Herhalde 10 bine yakın lisansüstü doktor öğrencisi var. O 10 bine yakın lisansüstü öğrenciye hiçbirisi cebinden vermiyor bu parayı. Bir yerden bir burs bulmuşlar, hükümetlerinden, MIT'deki projelerde öyle bir gitmek lazım. Bir son bir şey söyleyeyim size gelmeden. Bu yine şaşılacaklar. Bunu kendi o küçük oğluma da söyledim. 2 yıl önce müracaat ediyordu. Avrupa'da üniversiteye gitmek. Avrupa'daki üniversiteler bizdeki üniversitelerin kötü bir karikatürü. İnsan odaklı değil hocalar, öğrenci odaklı değil. Yani seni bırakıyorlar, bütün dönem boyunca genelde çoğunlukla ilgisizler. Dönem boyunca öğrenciyi bırakıyorlar, dönem sonunda canavar bir sınav var, canını okunuyor. Bir tek istisna Oxford ve Cambridge. Onun dışında Avrupa'da üniversiteye gitmem Türkiye'de üniversiteydi.
Bu tabii ki Alman lisesi filanlara bozulu veriyor söylediğim zaman sen sözle fiil işçisiydi bu suydu. Ama hakikaten ben buna inanıyorum. Evet buyurun. Çok teşekkürler. Ben de şunu sormak istiyorum. Günümüzde teknoloji, elimizde bilgisayar, cebimizde cep telefonu, günümüzde ekran olabilmişsiniz. Bunu eğitim amaçlı kullandığımız zaman mutlaka bu yaşlarda bir şey gitmek gerekiyor. Bunlarla yurt dışında kendi elimize getirebilir miyiz? Evet, ayakta kalmayın. Yok, tabii bu teknolojiye dikkat etmek lazım, bağımlı olmamak lazım. Yani, hayır, ama onun da bağımlılığın derecesi var. Mesela teknoloji veya görsel şeyler, dediğim gibi, bizim evde televizyon yok hakikaten. Ama o da bir şey, uzantısı. Ama cep telefonuna bakınca da, yani kendime diyorum, şu cep telefonuna bakma, bir şey tınlı bir mesaj geldi diye. Ama bakıyorum. Ama mesela yine kendimi kontrol ederek haberleri böyle scroll edip rastgele cep telefonuna bir şeye bakmıyorum, bir şey ilginç bir şey çıkar diye. Çünkü yaptığım hayatım daha zengin, öğrencilerimle çalışmak daha önemli bence. Bir roman okumak daha önemli. Ben hala romanı kağıttan okumayı severim, şeyden okumuyorum. Şimdi ama dolayısıyla elindeki bütün silahları kullanman lazım. Dolayısıyla ben cep telefonunda, bilgisayarı da, web'i de yani önemli bir kısmı bugün gördüğünüzü webden çıktı bu sabahçı, alıverdim. Her şeyi kendi çalışmalarım için kullanıyorum. Çok hızlı da kullanıyorum. Ama o aslının eşleri değil. Yani gidip diyelim ki Avrupa'da ve Amerika'da bir yerde bir konferansta bulunmak, bir konuşma vermek, oradaki insanlarla tanışmak, bunu elektronik olarak yapma eşleri. Öteki daha mı? Kabından çıkıp gidip gerçek hayatı yerinde de yaşayacaksın. Ama kabında da bu aletleri kendi ilerlemen için kullanacaksın bence. Ama çok tehlikeli bir şey. Tabii bağımlı olanlar insanlar da var. Yani bildiklerim var. Yani elektronik oyunlara, grup halinde oynanan onları. Çok çok tehlikeli o. Bilgiye ulaşmakta kullanmaya, yani örnek vermek gerekirse, ben bir sene önce hiçbir ders almadan Python öğrenmeye başladım ve bayağı iyi, bir sene bayağı iyi ilerledim. Günde 8 saat internetten MIT'nin kursları, dersler, bilmiyorum. Amerika benim evim için. Hoşlanıyorsanız ve bir şey... Hoşlanmayı teşvik etmek lazım. Evet. Teşvik onu pek bilmiyorum aslında. Çünkü çok yalnız bir şey, tek başına bir şey öğrenmiş. Yani bana öyle geliyor ama bu kendime göre bir şey, yani bu bir ispatı yok. Yani ben birçok dersimiz MIT'den başka yerlerden webde dinleyebiliriz. Ama benim iddiam, öğrencilerim bilir, benim kalkıp sınıfın önünde düşerek kalkarak, elim kirlenerek verdiğim derse hiçbir zaman eşdeğer olamaz diye düşünüyorum ben. Birebir olmak, bir de devamlı öğrencilerle göz kontağı kurmak. Tabii kötü bir hoca varsa bu evde göreceğin daha iyi. Ama inşallah kötü değilim, iyi olmaya çalışacağım ama birebir kontaklar, gözünün içine bakmak öğrencilerin, onları zamanla tanımak, onun web üzerine geçer. Soru alacağız filan, onlara hiç girmedim ben. Ama bazıları içinde işliyor. Yani katı kural olmaması lazım. Yani babam gibi olmamak lazım. Mutlaka bunu yapacağım, mutlaka bunu yapacağım deyip senin o andaki düşüncelerine ve faydasına ne uyacaksa onu yapmak lazım bence. Başka sorunuz var mı? Buyurun. Üniversite için ya fizik ya da mühendislik bölümünü düşünüyorum ama bilgisayar arasında çok fazla bir değilim çünkü mesela kuantum fiziğine de çok eğlenceli bir şekilde biliyorum ama bir makineyi yani düşündüğüm bir gerçek somut bir şey aktarmayı da çok seviyorum. Arasında da nasıl tercih yapabileceğimi bilmiyorum. O zaman bence bir üniversiteye girin ve çap yapın. Çift anadal yapın. Makine mühendisliğiyle fizik çok iyi bir çift anadal. Ben kendim çift anadal yaptım. Fizik ve kimya. Çok da sosyal bilim dersi aldım o sırada. Bize mecbur ettiler MIT her dönem. Bunu da söyleyecektim ama. Sosyal bilim dersleri de almak lazım. Mesela ben kimya ve fizikten çap yaparken aynı zamanda Kutat Kubilik üzerine bir ders aldım. İlk Türk ansiklopedisi. Eski yazıyı öğrendim yıl 69. Babaannem mektup yazarıydım. Ve çok yaradı bu bana. Ama sosyal bilimleri şey yapmamak lazım, çarpmak derken ama sizin söylediğiniz olumlu sebepler burada bir çap yapmanız lazım.
Bir şey hata, anam baban çok isterdi, mutlaka mühendis olur çocuğum diyor. Yine sırf onları mutlu etmek için, ama sen fizik istiyorsun. Onları mutlu etmek için çap yapmak veya mühendis olmak yanlış bir şey. Nefret edersin, mutsuz olursun, hayat kırıklığı yaşıyorsun. Dolayısıyla tabii ki düşünmek, söylediklerini anlamak lazım ama mutlu oluyorsan her iki branşlarında çok güzel iki şeyden mutlu olmak. O zaman çap yapman lazım. Hocam, İkide fizik mühendisliği var. Ne var? Fizik mühendisliği. Fizik mühendisliği. Ben fiziklerden tabii şey söylüyorum. Fizik mühendisliği, ya burada millet bozulacak bana ama yani Türkiye'de, dünyada bir İsviçre'de bir de Türkiye'de fizik mühendisliği diye bir şey var. Sırf yani bu İTÜ'de var, Hacettepe'de var. Sırf iş bulmayı kolaylaştırmak için. Bir fizik mühendisliği şeyine bakarsan ben programına, bir fizik programına bakarsan çok hem zor, insanı zorlayan, hem de çok zengin ama ikisi de aynı. Evet, öyle. Öyle. Ben o mezun olduğum için. Evet, fizik mühendisliği koyuyor. İTÜ'de ben çok severim İTÜ. Babamın okulu. Kendim Amerika'dan döndüğümde Sabancı Koç ikisi asıldılar bana ama İTÜ'ye gittim ilk önce. Orada yani İTÜ'de eğitim, beden eğitimi bölümü kursalar, beden eğitim mühendisliği diyecekler. Evet, bizde öyle gerçekten öyle. Sırf insanları çekebilmek için. Bir kimyada var sadece bölüm ve mühendislik olarak. Ben bir şey söyleyebilirim. Tabii. Şimdi şey dediniz ya, ya çok çalışacaksınız ya çok eğleneceksiniz. Yani ben fizik çalışırken, o kuantum mekaniğini çalışırken bir klasik müzik dinlemediğimde ya da ertesi gün bir müzikale gideceğimi düşünmediğim zaman çok motive olmuyorum ve bir şey üretmek için bence, proje yapmak için, yani tabii siz bu konuda üstadsınız ama bence ikisinden de biraz olması gerekmiyor mu? Yani bize farklı bir bakış açısı sağlamıyor mu? Ben mesela tarih okumayı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum, ben de okuyorum. Yani Getiriyor zenginliği, farklı bir zenginleştiriyor yaptıklarını, anlıyorsun birçok şeyi. Mesela ben gençken Nihal Atsız'ın bütün kitaplarını okumuştum. Ondan sonra o bitti. İşte Bozkurtlar, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor. Ondan sonra o bitti. Abdullah Ziya Kozanoğlu'na girdik. O daha çok Osmanlı menkıbeleri. Orada Savcı Bey kitabını okudum. Daha ortaokuldayken. Zannettim ki çok güzel, romantik bir şey. Ondan sonra bir Bizans tarihçisinin 1485'te yaşayan bir Bizans tarihçisinin bir kitabının tercümesini okudum. Bizim bu akşamları verdiğim bir ders için. 1485'te İstanbul'da yazmış. Yani İstanbul fethedilmiş. Orada yazıyor bu. Savcı Bey hikayesini tıpı tıpında gördüm. Birinci Murat'ın oğlu. Bu beni çok sevindirdi. Ama bütün bu sayede sizin söylediğiniz gibi sosyal bilim dersi de verebiliyorum, okuyorum. Biri ötekine mani değil, bir seçim yok. Ayrıca da bir zamanlar ben de çok klasik müzik dinlerdim çalışırken. Şimdi dinlemiyorum. Daha çok ikisini ayrı ayrı ama bu işinize ne gelirse onu yapmak lazım. Ama proje için genişletiyor bakış açını. Ama proje için şunu söyleyeyim. Ya ben bir proje yapacağım. Oturup şunu hesaplayacağım filan. Maalesef bu genç yaşınızda o yanlış. Yani orada hocaların bir iyiliği var. Hocalar, siz birçok hesabı hocalardan daha yapabilirsiniz. Kodlamayı, birçok şeyi. Ama hoca şunu biliyor. Hangi proje özgün ve hangi proje yapılabilir? Bizim tek faydamız o. Dolayısıyla bir proje yapmak istiyorsan ilk başlarda bir yere kapılanmak lazım. Gidip bana bir proje verir misin? Ve bu projede beğenmemezlik etmemek lazım. Ya bu da çok sıkıcı bir şey, yapmak lazım özgünse. Ondan sonra zamanla profesör olunca sen kendin yapıyorsun. İnsanları fazla tutmayalım isterseniz bir soru daha alayım, ondan sonra kapatalım. Siz kaldırdığınız elinizi, sonra da birebir konuşabiliriz ama arkadaşlar tutmayalım. Buyurun. Ne yaptı? Fiziği seçti mi? Ne? Yok, olmadım. Hiç olmadım. Yani şöyle bir şey, bu hikayede arkadaşlarım duydular. Yani ilk önce Amerika'ya gittiğinde kimya mühendisliği bölümüne gittim. Amerika'da bölüm değiştirebiliyorsun ilk yılında. Niye? Çünkü kimyayı çok seviyordum. Fakat baktım, babama baktım, etrafa baktım. Şimdi ben temel bilimci olsam hoca olacağım. Sosyal hayatım olmayacak, belki kendime eş bulamayacağım, yalnız olacağım, çok çalışacağım, bir şey yaptığımı çok yapıyorum. Dolayısıyla iyisin ben mühendis olayım dedim.
MIT kimya mühendisi olarak gittim. Kimya mühendisi çok güzel, ilginç şeyler de yaptık ilk yıl. Ama anladım ki mühendislik benim için değil, kimyaya geçtim. Fakat sonra ikinci yıl, aslında kimyada sevdiğim şeylerin fizik olduğunu anladım. Ve hatta bir hidrojenin enerji seviyelerini kuantum mekaniksel hesapladık. Bir hafta içinde bir laboratuvarda bir hidrojen ışığını bir prizmada bölüp bir film yaktık. Basit optikle enerjisini çıkardık hidrojende geçişlerin. Ve benim hesapladığım o müthişti benim için. O anda fiziği de kimyaya ilave etmeye karar verdim ve hala öyle düşünüyorum. Bin kere yaşasam bin kere fizikçi olur. Bu herkes böyle düşünemez ama hakikaten öyle. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar. Konuşmak zaten dinleyebilirim. Okay.